fark etmiştir. Aşağıda aynı gramajda bulunan iki paket tereyağı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yaz tatil dönemi geride kalırken 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders dili 11 Eylül'de çalacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların uyum eğitimi ise 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rehberlik uzmanı Özcan Ağa'da tatil döneminin sona ermesiyle birlikte anne ve babalara, çocuklara rol model olması gerektiğini hatırlattı. Okula ilk adım atacak çocukların ailelerine eğitim hayatın parçası olduğunun altını çizen Özcan Ağa'da, anne ve babaların çocuklarına rol model olmaları konusunda dikkat çekti. Anaokuluna başlayan öğrenciler için anaokulu demek bir ayrılık dönemi demek. Uzun süredir ailesiyle, annesiyle, babasıyla birlikte kalan çocukların anaokuluna başlamaları demek ayrılık anlamına geliyor. Bu süreçte anne ve babaların çocuklarına sürece dahil etmeleri gerekiyor. Okul alışverişleri yapılırken, yemek servis planlaması yapılırken anne ve babaların çocuklarını bu sürece dahil etmeleri gerekiyor. Anne ve babalar anaokulunu bir öcü gibi göstermekten kaçınmaları gerekiyor. Çünkü okul bir eğitimdir, bir parçadır, hayatın en önemli yapısıdır. Bu nedenle anne ve babaların okulu çocukların kafasında normalleştirmeleri gerekiyor. İlkokula başlayan çocuklar içinse artık bir öğrenme becerilerinin geliştiği bir dönem olarak söyleyebiliriz. Burada bir öğrenme merakı başlar ve bu öğrenme merakının çok iyi sevk edilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Tabii anne ve babalar da özellikle ilkokula başlayan çocuklara rol model olmaları gerekiyor. Çünkü artık o çocuklar o dönemlerde anne ve babalarını dikkate alacaklardır, onları gözleyeceklerdir ve bu sayede davranışları değiştireceklerdir. Tabii tatil dönemi bitiyor artık. Tabii tatil döneminde öğrenciler çok fazla uyudular, çok fazla gezdiler ve dijital dünyaya çok fazla zaman ayırdılar. Araştırmalar şunu gösteriyor, çocuklardaki ve gençlerdeki tutum ve davranışların değişimleri yetişkinlere göre daha kolay oluyor. Bu nedenle gençlerin ve çocukların okul hayatına yaz tatilinden sonra uyum sağlamaları kolay olacaktır. Ama bunu zorlaştırmadan kolaylaştırabiliriz öğrenciler adına. Dijital dünya dediğimiz zaman çok önemli bir dönem artık. Eskiden anne ve babalar çocuklarını eve girmeleri için zorlarlardı. Özellikle 50 yaş grubuna baktığımız zaman, bunların çocuklarına baktığımız zaman, çocukluk dönemlerine baktığımız zaman kesinlikle onlarda eve girmek önemli bir problemdi. Anne ve babalar bu konuda baskı yaparlardı. Ama bugünün çocuklarına, gençlerine baktığımız zaman pandeminin de etkisiyle artık çocuklar evde zaman geçirmekten mutlu oluyorlar. Ve odalarında dijital dünyada baş başa kalıyorlar. Kalabalıktalar ama yalnızlık içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle dijital dünyanın kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Tabii yine burada anne ve babaların örnek olmaları gerekiyor. Ailede her birey telefonu, tableti alıp evde kendi odasında takıldığı zaman doğal olarak çocuklara da farklı bir zaman, boş bir zaman kalıyor. Çocuklar da o boşluğu dijital dünyayla değerlendiriyor diyebiliriz. İkinci kata bunun